gerçekten cesaretlendirilmeye ve bir o kadar da cesaretlenmeye, kendi kendine cesaretlenmeye ihtiyacı var. Bu platform da bunu gayeliyor. Sesini daha fazla ifade etmesi için. Ama bir taraftan da biliyoruz ki gerçekten son 5000 yılın bir ataerkil yanılgı içinde kadının bastırıldığı, aslında biraz da söz hakkının sınırlandırıldığı bir süreçten geçmiş bir kadınlık evrimiyle karşı karşıyayız. Biz çağdaş kadınlar olarak. Ama günün sonunda ne arzu ediyoruz? Korkularımızı, kaygılarımızı. Ama sesim geldi herhalde zaten. Duyabildik, tamam. Neyi arzu ediyoruz? Korkularımızı, kaygılarımızı bir tarafa bırakabilip özgün birer kadın olmayı arzu ediyoruz. Tabii bu yolculukta ben kitabımın da hitap bölümünde özellikle belirttiğim gibi gerçekten erkeklerin desteği çok kıymetli ve çok önemli. Ve çok iyi biliyoruz ki siz bu anlamda iş hayatınızın yanı sıra toplumsal tarafta erkeklerin de bilinçlenmesi yönünde bir takım girişimler içindesiniz. Biraz böylesi kıymetli bir grubu bulmuşken biraz o çalışmalardan bize bahsedebilir misiniz diyerek mevzuya gireyim. Size şöyle bir grubu veriyorum. Çok teşekkürler. Evet, şimdi mikrofon. Önce birkaç şey söyleyeceğim. Menekşe Hanım demin konuşurken ben buraya o kadar rahat gelmiştim ki birden kalbim atmaya başladı. İşte erkek kadın farkını anlatıyorsunuz ya, siz davet ettiniz, ben de tabii gelirim dedim. Hani ne olabilir ki noktasında. Fakat tabii şey biraz da ironik, hani cesur kadınların konuştuğu toplantıda bir erkek olarak gelip açılış konuşmasını benim yapıyor olmam. Yani erkeklerin ne kadar domine etmeye çalıştığını hayatı gösteren unsurlardan bir tanesi. Çok teşekkürler nazik davetiniz için. Aslında biraz önce konuşuyorduk. Belki şöyle başlamak lazım. Hep kadın, 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 kadın diyoruz ama aslında konunun kadına bir ilgisi yok. Konu erkek. Erkeğin konusunu. Yani bütün problem, sıkıntı erkekte. Dolayısıyla biz kadın konusunu çözelim, kadınları iş hayatına sokalım diyoruz ama aslında erkeklerin kafasını nasıl değiştireceğiz kısmının daha çok önemli olması lazım. Kadına yönelik şiddeti durduralım diyoruz, erkek şiddetini bizim durdurmayı konuşmamız lazım. Dolayısıyla hani bence ilk başlangıç noktasından bir dili belki toparlamamız lazım hep birlikte bunu konuşmaya başlarken. Ama sizin söylediğiniz gibi bu çıkış noktasından gittiğimizde biz yaklaşık 1,5-2 yıl önce erkeklerin bu anlamdaki ön yargılarını, bilinçli ya da bilinçsiz ön yargılarını nasıl değiştirebiliriz diye bir yola çıkmaya karar verdik. Ve yavaş yavaş şey yapan, kökleri derinlere doğru giden ve gelişleyen bir grupta sonuç olarak 40 tane erkek bir kadının liderliğinde dernekleştik. Ve yanındayız diye bir dernek kurduk. Yanındayız, toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda erkeklerin bilinçsiz ön yargılarının değiştirilmesi, hatta biraz iddialı olacak düzeltilmesi amacını içeriyor. Ve bu bilinçsiz ön yargılarını değiştirmek, farkındalığı arttırmak, önce birbirinden kendimizin öğrenmesi ve daha sonra da bunu çevremize yaygınlaştırma amacıyla bu yola başladık. Ve orada da gördük ki çıkış noktasında aslında bu dil iş hayatında, okulda olduğu kadar belki daha da fazla erkeklerin daha fazla olduğu camide, kışlada, stadyumda değişmesi gereken bir dili ve algıyı ve anlayışı içeriyor. Aslında işittiğim, anlattığınız çok net bir aslında denge arayışı. Günün sonunda gerçekten evet, dediğiniz gibi kadınların bir taraftan bilinçlenmesi önemli. Biraz önce konuştuk, korkularından, kaygılarından arınması. Ama erkeklerin de bu cesaretlendirme platformlarını yaratması ve kendileri de bilinçlenip dönüşüyor olmaları gerçekten önemli. Uzun bir yol, günün sonunda çünkü biraz önce konuştuk, epeyce yoğun kodlamalarımız var bilinçaltımızda. Ama bu kadar güzel ve önemli, kıymetli isimlerin bir araya geldiği bir yol, eminim son derece başarıyla, ivmeyle devam edecek. Peki ben şimdi bir de olayın sizin uzmanlık alanınız tarafındaki bacağından bir soru sormak istiyorum. Şimdi biliyoruz ki iş hayatında biz kadınlar kurumsal iş hayatındaysak ya da girişimciysek tabii ki kendimize göre başarı elde etmek istiyoruz. Bu anlamda girişimciysek girişimlerimize o noktada doğru insanlara bir araya getirip yapmaya çalışıyoruz. Kurumsal hayatta farklı şekillerde. Şimdi sizin deneyimlerinizden yola çıkarak sizce kadınlar kariyer basamaklarında ilerlerken kendileri mi kendilerine engel koyuyorlar yoksa görünmeyen farklı engellerle mi karşılaşıyorlar deyip İkisi de
Şimdi isterseniz daha bence kolay olan ve birazcık da sonuç olan taraftan başlayalım. O kadınların belki Sheryl Sandberg'in söylediği gibi yeterince kendilerini öne itmemesi veya biraz önce Menekşe Hanım'ın söylediği gibi iş hayatındaki bir takım fırsatlarda rahat rahat kendilerini bir şekilde aday görmemesi. Yani uluslararası, siz de okuyorsunuz, istatistikler gösteriyor ki ben bunu kendi iş hayatımda yaptığım meslek icabıyla çok çok net görüyorum. Benim buraya gelişimde olduğu gibi erkek %60 yapabileceğine inanıyorsa tamam ben yaparım diyor, hemen kendini öne atıyor. Hani burada bir konuşma var, yaparım herhalde diyor. Yani ne olabilir ki diyor. Kadın %100 hazır olduğunda bile elini kaldırmıyor, beni seçsinler diye bekliyor. Yani ben hazırım, %100 hazırım, ben bunu yapabilirim demektense, genelleyerek söylüyor, tabii ki istisnalar var. Ama genele baktığınızda %100 hazır olmayı bekleyip ondan sonra da seçilmeyi bekliyor hala. Hani ben bunu yapabilirim ama belki benden daha iyi yapacaklar da olabilir noktasında. Geçen Leyla Alaton'la bir sağlıklı programına davet etti. Orada ona da söyledi. Hatta biraz da bana sitem etti. Doğrucu olmak yanlış mı diye. Kadınlar çok doğrucu. Yani kadınlar her konuda en doğrusunun yapılması gerektiğini düşünüyor. Bir seçim yapılacaksa en yetkin olan seçilsin. Bir iş yapılacaksa en doğru işi yapacak olan yapsın. Erkekte bu böyle değil. Erkekteki o hani psikolojide vardır ya hepimizin en zayıf karnı. Just like me bias. Kendimize benzeyenlerle olmak, onların bir takım şeyleri yapma kısmı, o çok daha ön plana çıkıyor. O çok daha ön plana çıktığı için de o eski denilen o yaşlı erkeklerin, old boys network bir şekilde ön planda olduğu için de erkekler sürekli etrafındaki erkeklerle çalışma yönünde gidiyor. Şimdi bu olduğunda da kadınlar ister istemez yaşadıkları engellerden ve birazcık da yaşanmış çaresizliklerden ve sizin demin söylediğiniz gibi de hani bu kendi hayatı değil, koda, DNA'ya işlenmiş yüzlerce yıllar gelen o DNA'ya işlenmiş ön yargı veya çaresizliklerden geri adım atmaya başlıyor. Nasıl olsa beni seçmezler diyor. Ben yetkin olsam da o rolü alamam diyor. Ben zaten akşam nasıl yemeğe giderim ki diyor. Ben Anadolu'daki bilmem ne seyahatini nasıl yapabilirim ki diyor. Konu komşu ne der diyor. Hani bunları düşünmeye başladığında ve tekrar diyorum bu kadının zayıflığı değil, bu aslında ona yaşatılmış olan ve o koda işlenmiş olan kısmın ön plana çıkmasıyla ilgili. Erkek tarafında ise, erkek tarafında çok net demin bahsettiğim gibi bir, benim gibi olanlarla ben olmak istiyorum diyor. İki, o bilinçsiz önyargıları yenmek üzere hiçbir şey yok. Onun konuna da o işlenmiş çünkü. Yani benim çok şey yaptığım, basit ve çarpıcı olduğunu düşündüğüm bir örnek var. Gittiğim birçok yerde de anlatıyorum. Belki de çoğunuz biliyorsunuzdur ama tekrar hatırlamakta fayda var. Filarmoni orkestralarında 70'li yıllara kadar dünyanın her yerinde neredeyse münhasıran erkekler var müzisyen olarak. Yani 70-80 tane müzisyenin performans gösterdiği orkestranın tamamı erkek müzisyenlerden oluşuyor. Sebep ne? Seçmelerde öndeki jürinin karşısına bir kadın gelip de ne enstrüman çalarsa çalsın çalmaya başladığında beyin diyor ki kadından sanatçı olmaz, kadın çalamaz, direkt çarpı. 70'li yıllara kadar böyle deniliyor. Boston'da 70'li yılların sonuna doğru bir evi mazur görüyor, sivri akıllı çıkıyor diyor ki ya diyor her şeyi denedik, şu sahnenin önüne bir perde çekelim, bir de öyle diyelim diyor. Sahnenin önüne perde çekip arkada kimin çaldığını görmediğinde bir gecede %50 artıyor kadınların orkestraya girme olasılığı. Bir gecede, sadece öndeki o perdenin etkisiyle. Aradan bir süre zaman geçiyor, artık o düşünenler daha farklı düşünmeleri gerektiğini anlıyorlar. Ve bu sefer başka birisi diyor ki, ya biz perde çekiyorduk ya, evet, kulisin arkasından kadın perdenin arkasına yürürken yüksek topuklu ayakkabılarını çıkarsın. Çünkü o yüksek topuklu sesini duyduğunu jüri anlıyor, beyin tekrar çalışıyor, eyvah kadın geliyor diye çarpıyı koyuyor. Şimdi bu bilinçsiz ön yargıyı böyle 10 yıllarda, 100 yıllarda yenmek kolay değil. Ve belki size saçma gelecek, iddialı bir şey ama söylüyorum. Biz karar vermeyi sadece beyne bıraktığımızda bunu geçemeyiz. Kalbimize bırakıyor olmamız lazım ve bağlantılarla etrafımızdakilere kalbimizi ve beynimizi açmamız lazım. Aksi takdirde beyin çünkü envantere bakarak karar veriyor. Bu envanterde ya benim yaşadıklarım, yani geçmiş 40 yılım, 50 yılım ya da demin bahsettiğiniz gibi benim atalarımın, benim benden önce gelenlerin yüzlerce yıldır yaşadıkları. Ve ona bakarak beyin karar verdiği sürece de bizim bunu kırmamız mümkün değil. Biz bunu ancak şu anda olduğu gibi, ki maalesef şu anda onu yapıyoruz, statükoyla pazarlık yapıyoruz.
Hani 1 artı 1 eksi, 25 mi olsa kadın, 30 mu olsa yönetimde? Eşitliği nasıl sağlarız? 100 yılda mı, 200 yılda mı? Bu statükoyla pazarlık. Buradan hiçbir yere gitmemiz mümkün değil. Bizim çok güçlü bir kırılmaya ihtiyacımız var. Ve o kırılmayı da, hani yanındayız, bunun parçalarından bir tanesi, olağan dışı bir takım şeylerle yapıyor olmamız lazım. Sırf erkeklerin üye olduğu bir kadın derneği olağan dışı bir şey. İnsanları bir sarsıp bir dakika ya ne oluyor dedirten bir şey. Her alanda bunu yapıyor olmamız lazım. Aksi takdirde tekrar ediyorum, statükoyla pazarlık yapıyoruz. Yani bir kadın yönetime giriyor, bir kadın çıkıyor. Amerika'daki istatistikler çok iyi tutuluyor. Bakıyorsunuz, kadın CEO'lar çıktığında yerlerine erkek atanıyor yani. Ve giderek o istatistik hiç değişmeden böyle bir yerlerde aşağı yukarı hareket ediyor. İngiltere'de FTSE 100, İngiltere'nin en büyük 100 şirketinin sadece 5 tanesinde kadın CEO var. Yani konuştuğumuz konu Türkiye'nin konusu değil. Konuştuğumuz konu dünyanın konusu. Ve sorunuzun cevabını çok net bir cümleyle söyleyeyim. Yani her iki tarafında yapabilecekleri var ama konu bir arz konusu değil. Konu bir talep konusu. O talebi yaratanları bizim değiştirmemiz, onların kafasını değiştirmemiz lazım. Arzda bir sıkıntı yok. Yetecek, hatta fazlası olacak kadar yetkin kadın hayatın her alanında var. Sanatta da, sporda da, iş hayatında da, askeriyede de, aklınıza gelen. Yeteri ki her yerde kadınlara eşit hakları ve eşit fırsatları sunalım. Teşekkür ediyoruz. Çünkü burada gerçekten iki tane önemli şey var çift olarak. Evet, kadınlar cesur olmaya devam etsinler. O kodlardan arınmak için uğraşsınlar. Ama gerçekten de erkeklerin de bu bahsettiğiniz gibi biraz daha normların dışında, biraz daha yine cesurca, farklı bir cesaretle kadınların bu yoldaki yolculuklarına destek versinler. Çok teşekkür ediyoruz. Bir o kadar da tebrik ediyoruz. Böylesi güzel bir iletişimin içinde olduğunuz için, hem göreviniz itibariyle böylesi bir güzel iletişim bir parçası olduğunuz için, hem de bir erkek olarak, değil mi, böyle bir yolculuğu desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.